Değerli öğrenciler, mutluluk saatimize hoş geldiniz. Sizi eczacı doktor Metin Uyar Bey ile tanıştırmak istiyorum. Hoş geldiniz Metin Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk Işın Hanım. Ben doktor eczacı Metin Uyar. Bugün aslında eczacı kimliğimle, fitoterapi bilim uzmanı kimliğimle ve Mutluluk Doktoru kitabının yazarı olarak geleceğin büyük mesleklerini yapacak olan genç arkadaşlarımıza buluşmanın heyecanıyla doluyum. Peki, biraz anlatır mısınız bize? Fitoterapi nedir? Sınava girecek öğrencilerimiz için bağışıklığını güçlendirecek neler var? Başarılı olmalarına çok az bir süre kaldı. Şöyle söyleyeyim, o zaman ilk olarak fitoterapi nedir sorunuzu cevaplayarak başlayayım. Fitoterapi aslında bir bilimdir. Bitkilerle ve bitkisel kaynaklı ürünlerle sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi, sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimizi ve hastalıkların tedavisinde bu bitkilerin, bitkisel kaynaklı ürünlerin nasıl kullanılabileceğini bize öğreten bir bilim. Tabii ki bu aslında geleneksel bir takım bilgilerin, belki yüzyıllardır süregelen bir takım bilgilerin günümüze taşınmasıyla da şekillendiği gibi o bilgilerin günümüzde bilimsel araştırmalar ve çalışmalarla araştırılıp hangi bitkinin hangi içeriğinden dolayı nasıl bir etkisinin olabileceği, uygun dozun sağlığın korunması ve tedavisi için nasıl şekilleneceğinin açığa çıkmasıyla oluşturulmuş bir bilim dalı. Geçmişte yapılan bu geleneksel yaklaşımdaki tedaviden aslında oldukça da farklı. Çünkü geçmişte biliyorsunuz bu bir takım bilgilerin kişilerden kişilere aktarılmasıyla gerçekleşiyordu. Ama günümüzde bu bilgiler artık bilimin ışığında bilimsel çalışmalarla araştırılıyor. Ve hakikaten gerçekten etkili olan nedir, etkili kısmı nedir bir bitkinin? Bütün bunlar bu bilimsel çalışmaların sonucunda bize ulaşıyor ve biz bunlara istinaden hastaları yönlendiriyoruz. Tabii burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Geçmişteki ile günümüzdeki arasında en temel fark standardizasyon. Yani geçmişte bir bitkinin işe yarayıp yaramadığı biliniyordu. Aktarlar veya işte geleneksel iyileştiriciler dediğimiz kişiler bu bitkileri kullanıyorlardı. Ama inanır mısınız bu bitkilerin toplandığı zamandan tutun da nerede depolandığı, hangi kısmının kullanıldığından tutun da o bitkinin gerçekten o bitki olup olmadığına kadar o kadar çok farklı şeyden etkileniyor. Yani iklimden, bulunduğu yükseklikten vesaireden. Dolayısıyla artık günümüzde belirli standartların korunması çok daha büyük önem kazandı. Çünkü o standartlar korunduğu takdirde tedavi yanıtı olumlu oluyor, sağlık korunabiliyor. Örnek veriyorum, bir bitki bahar ayında toplandığı zaman bambaşka ama yazın toplandığı zaman bambaşka bir içeriğe sahip oluyor. Belirli bir yükseklikte bambaşka, daha az bir yükseklikte bambaşka içeriğe sahip oluyor. Dolayısıyla gerçekten o bitkiden fayda sağlayabilmenin ana koşulu standardizasyona uygun olup olmadığının belirlenmesi. Belki bitkinin türleri de değişik olabilir. Yani bir ada çayı bile belki birkaç çeşittir. Onların bile toplanma süreleri, mevsimleri, saatleri bile değişebilir. Çok doğru. Zaten aslında modern fitoterapide üzerinde durduğumuz noktalardan bir tanesi de bu. Örneğin ada çayı dediğimizde bir sürü türü var bu ada çayının. Biz tabii ki tedavide kullandığımız, özellikle bu kış aylarında viral hastalıkların yaygın olduğu dönemlerde tercih ettiğimiz ada çayı tıbbi ada çayıdır. Bazen bu ada çayı yerine farklı ada çayları tercih edilebilir, kullanılabilir. Bu durumda da aslında kişi tedaviden olumlu yanıt alamayacaktır. Ve ben ada çayını denedim, olumlu yanıt alamadım. Demek ki ada çayı aslında etkisiz diye yanlış bir düşünceye kapılabilir. Oysa ki kullandığı bitki doğru bitki değildir. Bu nedenle de yönlendiren kişilerin doğru kişiler olması, kullandığı ürünlerin de doğru ürünler olması fitoterapinin başarıya ulaşmasında birinci unsurdur. Bir de kişinin özellikleri de sanıyorum. Yani anamnez verilerine göre o kişiyi tanıyıp ürünü önermek de daha farklı bir şey değil mi? Yani bir belki arkadaşıma yararı olan ada çayını ben de o çok yararını görmüş, ben de kullanayım dememeliyim. %100 doğru Işın Hanım. Çünkü günümüzde artık tıp ve tıbbın tüm aslında türleri tamamen kişiye özel bir hal alma yolunda ilerliyor. Ama özellikle fitoterapi için söylemem gerekirse bu konuda çok yaygın yanlış bir kanı var. Bitkiler zararsızdır, bitkisel bir şey tüketiyorum, zaten zararı olmaz, faydası olabilir.
gibi düşünüyor. Tabii ki faydaları sınırsızdır, sonsuzdur. Sonuçta onlar bize doğanın eşsiz nimetleri, bitkiler ve doğal tüm ürünler. Ama bitkiler de zararlıdır. Unutmayalım ki birçok ilaç bitkisel kökenlidir ve ilaçla zehri ayıran şey dozdur. Yani yanlış dozda kullanılması halinde, yanlış bir bitkinin kullanılması halinde bir kişinin ölümüne bile sebep olabilir. Örneğin ada çayını faydası olsun diye kullanıyor kişi. Ama evet, eğer ada çayından kişi fayda görmek istiyorsa bir takım şeylere dikkat ederiz. Örneğin kişide tansiyon hastalığının olmaması lazım, epilepsi hastalığının olmaması lazım, böyle bir ilaç kullanmıyor olması lazım. Ya da en basit mesela zencefil, bu dönemde ve kış aylarında çok kullanılıyor, evet, biliyorsunuz. Hastalıkların olduğu sezonlarda. Hamilelikte bile mide bulantısında biliyorsunuz tercih edilir. Evet. Hamileler için 1 gram üzerinde tüketilmesi halinde düşüklere yol açabilen bir bitkidir. Dolayısıyla doz çok önemlidir. Veya kimin kullanıp kimin kullanamayacağı kesinlikle kişiye özeldir. O yüzden mesela bir bitkisel ürün önerilirken mutlak suretle kişide hangi hastalıkların olup olmadığı, kişinin başka bir ilaç kullanıp kullanmadığı, bitkisel destekleyici takviye edici ürünler kullanıp kullanmadığı, yaşı, herhangi bir özel durumunun olup olmadığı hamilelik gibi. Bütün bunlar sorgulandıktan sonra ürünler önerilir. Çünkü bu ürünlerde aynen ilaçlar gibi hastalıkları, hastanın kullandığı diğer ilaçlarla olan etkileşimleri açısından çok dikkatli değerlendirilmelidir. Evet, yani bütünsel yaklaşım gerekiyor değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bunlar bütünsel yaklaşımla değerlendirilip kişiye özel bir şekilde, kişiye özel, hani dikimler vardır ya, kıyafet kişiye özel dikilir. Bence fitoterapi tamamen kişiye özeldir. Bu nedenle de ben mesela böyle medyada çıkıp herkese tek tip önerilerde bulunan kişileri eleştiriyorum ki onların çoğu zaten bilim insanı değil veya bu alanın bir uzmanı değil. Keza zaten bilim insanı olup bu alanda bir uzmanlık yapmış bir kişi herkese tek tip öneriler verilemeyeceğinin gayet bilincinde olur diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra uyarmak istediğim bir nokta daha var. İnternet tıbbı dediğimiz bir yeni tıp modeliyle karşı karşıyayız. İnsanlar interneti açıyorlar, oradan okuyorlar bir şey ve onların gerçekliğine inanıyorlar. Oysa ki konuşmanın başında da vurguladığım gibi bu tamamen bir bilimdir. Ve insanların ben babaannemden öğrendim bu formülleri diyerek ya da işte kafasından bir takım ürünler uydurarak yapabileceği bir şey değildir. Az önce mesela size yayınımızdan biraz önce komşularımdan bir tanesi bana mesela bir ürün sordu. İnternette dinlemiş, çok faydalı, mucizevi. Zaten bu arada bu ürünler genellikle mucizevi, her şeye çözüm vaat eden ürünler olarak insanları kandırmak amacıyla kullanılır. Mesela söylediği ürün tam anlamıyla sahte bir ürün. Yine geçen internette, Instagram'da bana bir reklam çıktı mesela. Bir bitkisel ekstrenin tozuyla alakalı. Herkesi zayıflatıyormuş, işte şöyleymiş, böyleymiş. İçeriğine baktım mesela. Tamamen dolandırıcılık ürünü. Haberi bile olmadan eczacıların fotoğraflarını koymuşlar. Ürünün reklamını yapmaya çalışıyorlar. Oysa ki ürün tamamen bir fiyasko diyebilirim. Keza bunu özellikle sömürülebilecek alanlarda ne gibi? Zayıflama, cinsel performans arttırma gibi alanlarda çok yapıyorlar. Üstelik şunu da uyarmak istiyorum. Tamamen doğal diye internette pazarladıkları bu ürünler analiz edildiğinde içerisinden sibutramin gibi yasaklı birçok kimyasal madde çıkıyor. Şimdi bunu söyleyen bir kişi bu maddeyi alıp analiz yapacak hali yok evinde. Bunu yapamaz, hiç kimse yapamaz. Dolayısıyla oraya güveniyor, oradaki beyana güveniyor. İnternetten siparişini veriyor ve belki de ölümüne yol açabilecek bir, ki birçok insan da öldü biliyorsunuz, böyle de çok haber okuduk. Ölümüne yol açabilecek bir ürünü bir de üstüne para verip alıyor. Dolayısıyla bu konularda uyarmak istiyorum. İnternet bu işin yeri değildir. İnternette gördüğünüz hiçbir ürüne lütfen güvenmeyin. Bu konudaki doğru danışmanlar fitoterapi alanında eğitim alan bir meslek grubu olan eczacılardır. Ve bu alanda kendini geliştirmiş doktorlardır. Eczanede satılan, doktorların ve eczacıların önerdiği, Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın onayladığı, içeriklerini analiz ettiği ürünler tek kullanılabilecek ürünlerdir bu konuda. Evet. Bugünlerde bağışıklık sistemiyle ilgili neler duydunuz, neler önerirsiniz? Özellikle öğrencilerimize.
Tabii bağışıklık sistemimiz bu COVID sürecinde aslında her zaman önemliydi ama artık bilincimiz bu konuda çok daha gelişti. Çünkü bir virüsle karşılaştığımızda aslında virüs veya bakteri bunlar mikroplardır. Vücudumuz mikroplarla karşılaştığında kendisini savunması için bağışıklık sistemi hücrelerimizi devreye sokar. Onları ben böyle bizim zırhlarımız olarak görüyorum, savaşçılarımız olarak görüyorum. Tabii ki onları desteklemek de bizim görevimiz. Bunun için yapabileceğimiz başlıca şeyler var yaşam tarzımızda. Örneğin düzenli ve sağlıklı beslenmek. Örneğin stresten uzak bir yaşamı benimsemek. Örneğin yeterli ve dengeli uykuyu almak. Fiziksel aktifliğimizi arttırmak. Bütün bunların yanı sıra tabii ki bunların hepsini yapamayabildiğimiz bir hayat yaşıyoruz. Özellikle bu salgın günlerinde. Evet. Stresimiz artabiliyor. Uyku sorunları yaşayanlar çoğaldı. Fiziksel aktiflik açısından sokağa bile çıkamadan aktifliğini yapamayan birçok insan söz konusu. Tabii ki bu sorunlar aşılabilir. Ev içi çok güzel egzersizler yapılabilir vesaire ama bütün bunlar açısından yeterli olmadığını düşündüğünde kişiler gıda desteklerine başvurabiliyorlar. Bu noktada da aslında ben C vitaminini özellikle çok önemsiyorum. Çünkü C vitamini hem antioksidan özelliği olması hem bağışıklık sistemi hücrelerini desteklemesi anlamında bizim ana destekleyicilerimizden bir tanesi. Bir diğeri D vitamini. Bağışıklık sisteminin zaten iki önemli vitamini vardır. C ve D vitamini. Güncel yapılan çalışmalarda çok ilginç bir şekilde aslında hızlı da çıktı bu çalışmalar. D vitamini düzeyleri yeterli oranda olmayan insanların COVID-19 ile karşılaştıklarında süreci çok daha ağır, çok daha ciddi komplikasyonlarla geçirdikleri görüldü. Dolayısıyla D vitamini düzeyinin bu dönemde gerçekten kritik öneme sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Kişiler D vitamini düzeylerini ölçtürebilir. Ölçtüremeyenler yetişkinse günde 1000 ünite, yetişkinler değil çocuklarda günde 400 ünite D vitamini takviyesi alabilirler. Bunun yanı sıra bunlar iki vitamindi. Çinko mineral olarak D vitamini ve C vitamini vitamindi. Çinko da mineral olarak bağışıklığımızı güçlendirecek güçlü bir mineraldir. Bu dönemde yararlanabilirler. Bunun yanı sıra bence mucizevi, şimdi mucize kelimesinden ben çok hoşlanmıyorum ama böyle bir alanda sağlık olduğu için konu. Evet. Ama propolis gerçekten mucizevi bir ürün. Çünkü arılar biliyorsunuz kovanlarına dışarıdan gidiyorlar, bir takım şeyler getiriyorlar. Ve o getirdikleri ürünler esnasında kovana dışarıdan bir mikrop getirmemek adına kovanın dış tarafını propolisle kaplıyorlar. Propolisin zamanla araştırdığında antiviral, antibakteriyal ve antifungal yani virüslere, bakterilere, mantarlara karşı bir etkinliği olduğu ispatlanıyor. Dolayısıyla günümüzde ben kendim de kullanıyorum. Aynen C vitamini ve D vitamini takviyesi aldığım gibi. Propolis'i de çok önemsiyorum. Propolis'in bu dönemde kullanımının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra kullanılabilecek şeylerden bir tanesi de beta-glukan. Beta-glukan immunoregülatör bir etkisi vardır. Yani bağışıklık sistemini düzenler, regüle eder. Bu ne demektir? Şu demektir. Yani bağışıklık sisteminizin güce, desteğe ihtiyacı varsa o desteği verir. Eğer bağışıklık sisteminiz çok güçlüyse bu sefer de onun dengesini aşağı doğru çeker. Yani aslında regülasyon, düzenleyici bir etkisi vardır. O nedenle bu dönemde tercih edilen desteklerden bir tanesi de beta-glukandır. Bunun yanı sıra kişilerin beslenme düzeyleri çok önemli. Yani C vitamini, D vitamini, çinko, propolis desteği alıyor kişiler. Ama bunun yanı sıra birçok aslında vitamin ve mineral bağışıklık sistemimiz üzerinde etkili. Buna göre tasarlanmış multivitaminler de bulunmakta. Yani tamamen bağışıklık sistemini destekleyecek oranda minerallerin, vitaminlerin içeren. Bunların gençler için olanları da var, yetişkinler için olanları da var. Bunlardan da kişi bu kadar çok ürün kullanmak istemiyorsa hani bir multivitamin desteği alarak da bu döneme karşı zırhlarını kuşanabilir. Evet, çok güzel, çok değerli bilgiler. Sınava çok az süre kaldı. 20 gün sonra liseye giriş sınavı, 27 gün sonra da yaklaşık olarak bir ay sonra üniversite sınavı. Çocukların hepsi başarılı olmak istiyor. Seçtikleri alanda yapabilecekleri soruları en iyi şekilde anlayıp çözmek ve yapmak istiyorlar. Değerlendirmek istiyorlar.
Çocuklar önerileriniz neler? Şöyle söylemek istiyorum. Bu konuda da başarıyı destekleyebilmek, bilişsel fonksiyonları arttırabilmek için bir takım gıda desteklerinden kişiler yararlanabilir. Bunlar neler olabilir? Ben mesela kendi danışanlarıma beynin multivitamini diye adlandırdığım, içerisinde beynin nörotransmitterlerinin daha iyi çalışmasını sağlayan amino asitler, bilişsel fonksiyonları güçlendiren bir takım vitaminlerin yer aldığı bir multivitamin öneriyorum. Bunun yanı sıra adaptojen bitkilerden bir tanesi var. Bu hafıza ve konsantrasyon, yorgunluk ve stres yönetimi, çalışma motivasyonu gibi konularda özellikle çok etkili bir bitkisel ekstra. Bunu mutlaka takviye olarak öneriyorum. Bunun yanı sıra omega 3'ler, omega 3 kaynakları, duygu durum bozuklukları, hafıza problemleri, öğrenme ve bilişsel konularda çok etkili kaynaklar. Dolayısıyla bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bitki çayları bu dönemde çok işlerine yarayabilir. Onu belki vurgulamakta fayda var. Biliyorsunuz kafein ihtiyacından dolayı gece geç saatlere kadar çalışabilmek için kahve tüketimi çok artıyor. Oysa ki daha sağlıklı bir kafein kaynağı olan yeşil çay bu dönemde tercih edilebilir. Sınava daha az günler kaldığında ise artık uyku problemini de uyku problemiyle karşı karşıya kalmamak adına kişilerin uyku düzenlerini de kontrol edebilmeleri için papatya çayı, melisa çayı gibi bitkisel çayları akşamları tercih ederek uykuya geçiş süreçlerini kolaylaştırmalarını ben yine tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra uçucu yağlar var, yararlandığımız aromaterapi ürünleri aslında bunlar. Mesela gül yağı kişinin bilişsel fonksiyonlarını, hafızasını, belleğini, öğrenme sürecini destekleyen bir uçucu yağ. Uyku problemi olan gençlerimize akşamları yastıklarına 2-3 damla lavanta yağı damlatmalarını tavsiye ediyorum. Yastık şey olur mu, lekelenir mi diye korkmasınlar. Eğer aldıkları lavanta yağı gerçek bir lavanta yağıysa zaten yağlar uçucu yağlardır. Orada uçacaktır ve is kalmayacaktır. Eğer is kalıyorsa zaten gerçek bir lavantayı almamışlar anlamına gelir. Dolayısıyla bu lavanta yağını sadece yastığa damlatmak değil, bazen böyle buhar yayan cihazlar oluyor biliyorsunuz. Ben de evimde kullanıyorum. Çok güzel, hoş kokular yayıyor ortamlara. Onun içerisine suyla birlikte yine 2-3 damla lavanta yağı damlatarak odayı genel olarak lavanta yağı kokan bir forma kavuşturabilirler. Bu da uykuya geçiş süreçlerini kolaylaştıracaktır. Ama bunun yanı sıra şunu bence bu gıda desteklerinin yanı sıra şunu bilmelerinde fayda var. Yani bu sınav tabii ki çok önemli bir şey ve hayatları açısından belirleyiciliği çok yüksek, önemli, kritik bir şey. Ama hayatın sonu değil. Hayatta sadece bir dönemeç ve ben mesela kendi hikayemden yola çıkarak bir şey paylaşmak isterim. Ben sınava hazırlanırken, lise birinci sınıftayken çok başarılı bir öğrenciydim. Yani dershanelerden burslar almıştım. Sadece sınavlarına giriyordum yani, o kadar. Hani dershanelere gitmiyordum bile. Ama son sene yaşadığım olumsuz bir olayın neticesinde sınavım beklediğim gibi geçmedi. Boğaziçi Üniversitesi'nin istediğin bölümünü kazanabilirsin denilen bir öğrenciyken bir anda özel bir üniversitenin istediğim bölümüne bile giremeyeceğim konusunda soru işaretleriyle karşı karşıya kalmıştım. Oysaki günün sonunda bugün kariyerimde geldiğim noktadan geriye dönüp baktığımda iyi ki o üniversitede okumuşum diyorum, iyi ki o bölümü okumuşum diyorum. Dolayısıyla bazen de hayatın sizi götürdüğü güzel yollar oluyor. O yüzden çok da böyle strese girmemek, çok da kaygı düzeyini arttırmamak, elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra gerisini birazcık bırakabilmek, gerisinin tadını çıkarabilmek de bence doğru bir seçenek olacaktır. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Son günlerde bu başarı sağlıklı başarı paketinden söz etmiştiniz. Örneğin kramp geçiren çocuklar çok fazla. Uyurken ayaklarına kramp geliyor, kollarına sınav testi sorusu çözerken. Bayağı tedirginler. Ayrıca psikolojik olarak belki psikosomatik açıdan bakıldığında alerjisi olanlar çok fazla. Sürekli işte kaşınmaktan test çözemiyorum diyen öğrenciler var. Bu tür psikosomatiklerle ilgili bir şey önerir misiniz? Bunlar için de yine aslında kişilerin stres düzeyini azaltan uçucu yağlardan yararlanılabilir. Bunun yanı sıra mesela magnezyum yağı
Özellikle o kramp giren bölgelere ağrılı, kramplı dönemlerde çok işe yarayan bir kür olarak tercih edilebiliyor. Alerjilerin olduğu kişilerde kuersetin içeren şeyler, çörek otu yağı içeren ürünler tercih edebiliyoruz, önerebiliyoruz. Bunlardan olumlu sonuçlar alıyoruz. Ama yine tabii ki burada kişinin dediğim gibi genel geçer önerilerdense kişinin mutlaka başka bir sorunu olup olmadığı, alerjisinin ne zaman başladığı, ne zaman bittiği. Çünkü bazen kişi kaşınıyor, alerjik zannediyor. Oysa ki stres kaynaklı bir kaşıntı da olabiliyor. Ya da kişi gerçekten streslendiğinde alerjik bir reaksiyon veriyor ve kaşınıyor. O ikisi için başka başka ürünlerin önerilmesi gerekiyor. Yani ben her zaman şey diye düşünürüm, özellikle bu tıbbi alanlarda. Sonuca odaklanmamak lazım. Sonucu görüp nedene inmek lazım. Çünkü nedenin gerçekten nedeni tespit edebildiğimizde, o nedeni çözebildiğimizde bir tek gerçek çözüme kavuşabiliriz. Oysa ki soruna odaklandığımızda sorunu sadece baskılayabiliriz. Evet, de geçici olur. Peki, başka üzerinde duracağınız bir konu var mı? Şunu söylemek istiyorum. Bu seferdeki yazdığım kitapla alakalı Mutluluk Doktoru diye bir kitap çıkardım. Ve ana hedeflerimden bir tanesi kişilerin mutluluk düzeylerinin arttırmasına katkı sağlayabilmek bu hayattaki. Dolayısıyla burada şu çok önemli, özellikle bizi dinleyecek gençler ve gençlerin aileleri açısından. Bir gün, ben hep şeyi de anlatırım bu arada, konuşmalarımda da anlatırım. Bir ünlü kişinin bir sözü bu. İşte diyor ki, okulda diyor öğretmenlerin bana diyor ne olmak istediğimi sorduklarında diyor, ben mutlu olmak istiyorum yazdım diyor. Öğretmenler dedi ki diyor, öğretmenler bana soruyu anlamadığımı söylediler diyor. Ben de onlara onların hayatı anlamadığını söyledim diyor. Yani çok çok güzel bir ifade. Hedefleri tabii ki kişilerin olsun. Başarmak kişiyi tabii ki çok mutlu eder. Güzel puanlar almak, güzel bir üniversitede okumak. Çünkü gideceği her üniversite ne kadar iyi bir üniversiteye giderse o kadar iyi insanlarla, o kadar iyi iş imkanları demek vesaire. Ama hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi mutlu olabilmek, mutlu kalabilmek. Bu da bir takım skorlardan, bir takım sonuçlardan, hangi binada olduğunuzdan aslında bağımsız bir şey. Kişinin kendi içselliğiyle ilişkili bir şey. Bugün Twitter'da bir şey okudum, bir paylaşım gördüm. Paylaşımda böyle çok ekonomik düzey düşük bir ülkedeki bir çocuk ve arkasında o ülkede yaşayan bir takım insanlar toplu halde duruyorlar. Elinde iki tane su şişesi var. Bu su şişelerinden bir tanesinin rengi böyle çamur rengine benziyor. Evet. Diğer su şişesi ise tertemiz bir su barındırıyor. Diyor ki elinde tuttuğu çamur renkli şişe onların gerçekte içtiği su diyor. Diğer elinde tuttuğu bembeyaz şişe ise kişilerin, oradaki diyor habercinin çocuğa verdiği su diyor. Biz diyor ne kadar aslında diyor sorumlu hissetmeliyiz kendimizi diyor. Yani bu kişiler su kaynaklarına bile, temiz su kaynaklarına bile ulaşamıyor. Ama diyor fotoğrafa bakacak olursanız diyor elinde o çamurlu suyu tutan çocuk ve arkasındaki insanlar kadar içten gülemiyoruz. Bu da bize dert olsun diyor. Yani su bile bulunamayan bir coğrafyada insanların çok içten gülebildiği, çok kendisini mutlu hissedebildiği ama tüm imkanlara sahip, tüm imkanlar önüne serili bir kişinin mutsuz olabildiği bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bu noktada da kişinin kendisine dönüp kendisini sorgulayabilmesi, gerçekten mutluluğa nasıl ulaşabileceği üzerine biraz kafa yorması ve bunu bir takım maddi skorlar, hedeflerden bağımsız olarak içsel yolculuğuyla ilişkilendirmesini önerebilirim. Evet, çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok değerli bilgiler. Öğrenciler de gerekli, veliler de dersleri çıkaracaktır. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı tanıdığınız için öğrencilere, velilerimize umarım ve bizi izleyenlere katkı sağlayacak bilgiler olsun. Mutlaka. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz bu yoğunluk arasında.